Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan. Bugün sizlerle birlikte Teknoloji Oku yorum programının yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Gördüğünüz üzere yine uzaklardayız. Osman tatilde, ben de farklı bir yerdeyim. O yüzden böyle aynı mekanda olmadığımız için daha önce pandemi sürecinde yaptığımız gibi Skype üzerinden bir görüntülü görüşmeyle haftanın gündemini değerlendireceğiz. Evet Osman, ne var bugün ilk gündem konumuz bu hafta? Ya bugün gündemin konusunda ilk olarak kurlardan biraz bahsedelim istiyorum ben. Sonra biliyorsunuz bu Epic Games'in bir olayı var. Ve biraz da bu Note 20'ye eleştiriler vardı. Onlara değinelim istiyorum. Evet. İlk olarak kurlarla başlayalım. Malum son dönemde bir yükseliş söz konusu. Bu yükselişten ötürü akıllı telefon fiyatları artacak mı artmayacak mı diye sorular geliyor. Son dönemde düşüş yaşanmıştı biraz telefon fiyatlarında. Fakat bu kurların etkisiyle tekrardan o eski seyrine dönecek gibi diyebiliriz. Hatta dönen bazı yerlerde var. Evet. Evet. Fiyatlar arttı. Tabii bizim ülkemizde malum her şey dolar ve euro, döviz üzerinden olduğu için özellikle teknoloji ürünlerinde bu böyle. İster istemez etkileniyor. Hatta o, teknolojiyle ilgili olmayanlarda da aynı sorun var. Yani dolaylı maliyetler de kur üzerinden azıcık etkileniyor. Peki spesifik bir şey var mı? Hani işte ben geçen hafta baktığımızda şimdi 500 olmuş diyeceğim. Gördün mü hiç? Ya şu anda mesela bu Redmi serisinin fiyatları artmış biraz gördüğüm kadarıyla. Mesela geçen haftalarda Redmi Note 9 Pro aldığımız paralara bu haftalarda ben bakıyorum Redmi Note 8 Pro'yu satmaya başlamışlar. Yani geçtiğimiz sene çıkan telefonu satıyorlar aynı fiyatlara. Dolayısıyla o tarafta biraz fiyat artışları mevcut. Yani orta segmentteki fiyatlar artmış durumda. Üst segmentte o kadar bir fiyat artışı görmedim. Zaten üst segmentteki fiyatlar çok uçuktu. Dolayısıyla o fiyatların daha da artması çok böyle beklenmiyordu. Zaten satmıyordur muhtemelen. Yani kim kalkıp da 10 bin lira, 15 bin liraya telefon alacak. Dolayısıyla orta segmentteki bu 3 bin lira altına satılan telefonlar biraz fiyatı artmış durumda. Onu söyleyebiliriz. Okey. Tabii şimdi şey konusu da var. Bu Epic Games meselesi de var. Biraz o bahsedelim istersen. Malum Epic Games bilmeyen izleyicilerimiz vardır muhtemelen, onu bir açıklayayım ben. Epic Games Apple Store'daki bir adı şöyle bir olay oldu. Epic Games Fortnite üzerinde bir yeni ödeme sistemi duyurdu. Mobil uygulamadan bahsediyorum. Ve bunu yaptığı anda Apple Store, yani Apple App Store, Apple bu Fortnite uygulamasını doğrudan doğruya kaldırdı. iOS ekosisteminden kaldırdı. Epic de dedi ki ben de o zaman sana dava açıyorum dedi. Hatta ben şunu gördüm. Epic Games bunu hazırlanmış. Çünkü 60 sayfalık bir dava dosyası vardı. Hani bu böyle aniden gelişen bir şey belki ama demek ki adamlar böyle bir şey olacağını tahmin ettikleri için hazırlanmışlar. Aynı adımı daha sonra Google'da attı bu arada. Android ekosisteminden de çıkarttılar Fortnite'ı. Yani mobilde artık siz Fortnite oynamak istiyorsanız yeni kurulum yapamıyorsunuz. Şu anda en azından böyle. Biz bu videoyu da 15 Ağustos'ta çekiyoruz, cumartesi günü. Şu anda böyle, yarın ne olur bilmiyorum ama bu önemli bir savaşı aslında başlattı. Çünkü birçok aslında geliştirici, sadece oyun tarafında değil, Apple'ın bu işte gelirlerde ortak olmasından rahatsızdı. Çünkü işi biz yapıyoruz, parayı o adam da benimle beraber para kazanıyor mantığındaydılar. Ortalık karışacak, ben söyleyeyim yani. Ki Epic Games de çok güçlü bir firma, bir güçlü bir marka. Karşısındakiler de Apple ve Google, dünya devleri zaten. Ciddi bir savaş başlıyor, ben sana söyleyeyim Osman. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ya bu, ben bugün şey gördüm. Mesela Galaxy Store'dan indirebilirsiniz diye. Bu Samsung hemen oradan koymuş kendi mağazasına. Hani bu aslında bence hani Epic Games'ten de farklı olarak Huawei gibi, İşte Samsung gibi kendi böyle mağazalarını ön plana çıkarmak isteyen üreticilerin biraz daha güç kazanmasını sağlayacaklardır. Ki bence Epic Games de haklı. Şimdi adamlar işi yapıyor gerçekten de. Baktığın zaman para kazanma tarafında yani Apple olsun işte Google olsun yattığı yerden bayağı tonla para götürüyorlar. Sadece bu Epic Games için de değil, diğer geliştiriciler için de geçerli. Lakin günün sonuna baktığımızda Epic Games oradan çok büyük paralar kazanıyor. Ve Apple da Epic Games sayesinde çok büyük paralar kazanıyor. Yarın baktığımızda biz muhtemelen aynı şey PUBG tarafında da gerçekleşebilir. Yani böyle devasa oyuncu kitlelerine sahip olan işte Call of Duty aynı şekilde. Bunlarda da gerçekleşebilir. Yeni bir sistem de gelebilir. Atıyorum işte gelir şu kadar olduğunda Apple'ın payı ya da işte Google'ın payı düşürülebilir. O şekilde bir anlaşmaya gidilebilir. Lakin aynı olmaz. Yani hiçbir şey olmamış gibi
devam edelim demez kimse bu saatten sonra. Zaten şu anki durumda şöyle bir şey var. Oyun da geliştirirsiniz veya uygulama da geliştirirsiniz. Uygulama satın almalarda, oyun satın almalarda %30 Apple alıyor veya Google alıyor. 3 aşağı 5 yukarı böyle bir oran var. İyi de bir rakam. Özellikle hani dediğin gibi çok popüler oyunlarda, milyon dolarların döndüğü oyunlarda ciddi bir rakam oluşturuyor bu. Yani enteresan bir durum ama zaten bu konuda rahatsızdı üreticiler. Yani bu sadece Epic Games'in değildi. Son dönemde çok bunlar rahatsızlardı. Hani onu yapalım mı, bunu edelim mi, şöyle bir şey yapalım mı, hani niye bunlar bizi alıyorlar falan filan diye. Ama bu çok ciddi, bu sefer çok ciddi bir kapışma olmuş durumda. İşte davalar açıldı bilmem ne filan. Tabii ne olacak belli değil. Şu anda hatta şöyle de bir şey de söylendi. İşte Epic Games'in Tencent satın aldı bir kısmını biliyorsunuz. O da işte Çin merkezli bir marka. Hani ticaret savaşına bağlayanlar da oldu ama çok doğrudan ticaret savaşıyla ilgili değil bu aslında. Ticaret muhabbeti yani ABD ile Çin arasında bu ticaret savaşları olmadan önce de bu şirketler bu durumdan rahatsızdı. Yani Apple'ın ve Google'ın komisyon oranlarını yüksek buluyorlardı. Ki dediğin, senin de söylediğin gibi hani 3-5 dolar için çok sorun olmayabilir ama 3-5 milyon dolar olunca, pasta büyük olunca tabii iştahlar da kabarıyor. Şeyler de hani o rakamlar çok pahalı gelmeye başlıyor. Ve günün sonunda şöyle bir durumda oluyor anladığım kadarıyla. Sonuçta bu da tüketiciye yansıyor. Yani Apple da oradan bir pay aldığı zaman tüketici daha fazla bir para ödemek zorunda kalıyor. Aynı oyuna, aynı şeye, aynı ne bileyim iTunes'a bir şeye satın aldığında. Bakalım ne olacak, biz de bekliyoruz. Yani 2021 bence bu işin bir savaşına sahne olacak gibi geliyor, öyle söyleyeyim. Ya şöyle bir durum var aslında, Apple tarafında belki iOS'te hani bir alternatif üretmek zor olabilir ama Google tarafında dediğim gibi farklı alternatifler anında ortaya çıktı. Mesela işte Galaxy Store, işte Huawei App Store, ki biliyorsunuz Huawei App Store farklı telefonlara da kurulabiliyor. Farklı telefonlardan evet, da uygulama indirilebiliyor oradan. Dolayısıyla Google'ın eli çok güçlü değil bu tarafta baktığımızda. Ama, Apple biraz iOS'da, daha şey. iOS öyle değil tabii. iOS'da alternatif yok. Mecbursun. Hani onu çünkü hani Google'da şey yapabiliyorsun. APK'yı yollarsın, indirir adam ama iOS'da öyle bir imkanın yok. Hani kıracaksın da bilmem ne de biraz daha komplike ve karışık işler. Herkesin de girmek istediği şeyler değil. Neyse bir konu daha var biliyorsun, konuştuğumuz videonun başında da söyledin. Bu Samsung'un Note 20 çok eleştiri alıyor. Note 20 Ultra evet, değil ama Note 20 çok eleştiri alıyor. Ya geçtiğimiz senelerde şimdi baktığımızda Note 20 ile Note modeliyle işte Ultra modeli ya da Plus modeli arasında çok büyük farklılıklar yoktu. Neydi? Ekrandı, bataryaydı. Yani klasik şeyler, boyuttan ortaya çıkan şeyler vardı. Fakat Note 20 ile 20 Ultra'ya baktığımızda arada çok keskin farklılıklar olduğunu görüyoruz ki bu farklılık kaleme kadar yansımış durumda. Yani S Pen'e evet, kadar yansımış durumda. Bu da haliyle tepki çekti. Kameradan tutun da kalemi, işte ekranı, bataryası. Bunlar çok farklı olunca kullanıcılar da dedi ki ya arada bu kadar fiyat farkı yok ama neden bu kadar çok teknolojik farklar var? Ki şunu da belirteyim, ben geçtiğimiz günlerde bir habere rastlamıştım. Mesela Güney Kore'de yaklaşık olarak 180 bin Note 20 ön siparişi verilmiş ve bu ön siparişlerin %65'lik kısmını Ultra modeli oluşturuyor. Normalde tam tersi bir durum olurdu fakat bu sefer insanlar Ultra modeli önermiş çünkü 20'yi kimse almak istemiyor şu anda. Tabii çünkü 20'de şöyle bir sorun var. Dediğin gibi kaleminin tepki süresi bile çok düşük. Biri 20 milisaniye yanlış hatırlamıyorsam, öbürü 9 milisaniye. Ne bileyim gövde plastik. Aha. İnsanlar bir şekilde o plastik gövdeyi para vermek istemiyor açıkçası. Ve niye? Fiyatı da ucuz değil bu arada. Hani 20 ucuz olur da mesela bir önceki seride Note 10 Lite diye bir model vardı. Fiyat performansı muhteşemdi. Ki hala da Note 10'lar çok iyi bir telefon bu arada, onu söyleyeyim ben. Öneriyorum da insanlara sordukları zaman. Ama mesela burada 1000 dolar yurt dışı fiyatı, Türkiye'de 9299'da yanlış hatırlamıyorsam. Bu kadar para verdiğin zaman insan biraz daha donanımlı bir şey bekliyor. 9000 lira telefon değil açıkçası Note 20 ve çok da eleştiri aldım. Ben yurt dışında da okuyorum, Türkiye'de de okuyorum. Ha, Türkiye'de bu Exynos meselesi var zaten, o ayrı bir hikaye. En azından Amerika'dakiler Snapdragon'la beraber kullanıyor, işlemcileri aynı. Aynen. Ama 9000 lira verip de Note 20 gibi bir telefon almak çok mantıklı değil. Dediğin gibi adam diyor ki 9000 ona vereceğim. Hani 12000 lira, 13000 lira veririm en azından. Türkiye için söylüyorum. Gider Note 20 Ultra alırım. Çok daha gelişmiş özellikleri var. İşte AMOLED ekran var. 120 Hz var. Yani Note 20'de mesela 9000 lira ama 60 Hz ekran. Çok dünyanın sorunu değil belki ama niye yani? Hani insan o kadar para verince biraz daha işte ekstra özellikler, ekstra donanımlar falan bekliyor.
Ya o kadar para verdikten sonra zaten çok daha üstün özelliklere sahip telefonlar almak mümkün. Yani Android tarafında evet. Dünya kadar şey var, alternatif var. iOS'ta da var bir sürü hani iPhone 11 arasında o parayla çok rahat bir şekilde. O yüzden ne diyelim, Samsung değişik bir şey yapmış ama inşallah başarılı olur. Bakalım birkaç ay sonra göreceğiz sonuçlarını zaten. Ya ben başarılı olacağını çok zannetmiyorum. Şu anda zaten satışlar Ultra üzerine yoğunlaşmış durumda. Ultra'nın fiyatı da biraz pahalı. En azından ülkemizde bence Note 20 çok fazla satmayacaktır. Belki Ultra biraz satabilir. Ama genel itibariyle o fiyatlara da bence çok fazla talep göreceğini ben düşünmüyorum açıkçası. Evet Osman'cığım, teşekkür ediyorum yorumların için. Bir programımızın daha sonuna geldik arkadaşlar. Teknoloji Oku yorum programımızın böyle haftalık olarak gündemi yorumluyoruz Osman'la beraber. Genelde yan yana olmaya çalışıyoruz ama bu hafta Osman başka bir şehirde, ben başka şehirdeyim. Ben bu şekilde yaptık arkadaşlar. Konularla ilgili, anlattığımız konularla ilgili sorularınız varsa bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın. Farklı bir bölümde karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın.